Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben İpek, tanıştığıma memnun oldum. Bugünkü videoda başlıktan da gördüğünüz gibi bu aralar böyle favorilerimden bahsetmek istiyorum. Çok fazla böyle favorim olan ürün oldu. Ondan dolayı bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Bu tür videoları izlemeyi çok seviyorum. Hem bir ürün alacaksam hani aklımdaki fikrin oluşması için falan çok yararlı oluyor bende. Onun için daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. İlk olarak güzellik favorileri başlayacağım. Birincisi makyajdan başlayacağım. Bu ay çok fazla makyaj ürünü deneme fırsatım oldu. Hatta bu ay değil, bu aralar çok fazla makyaj malzemesi deneme fırsatım oldu. Çok fazla satın aldım, beğenmediklerim oldu, beğendiklerim oldu. Ama şimdi sizlere beğendiklerimden başlayacağım. İlk olarak bu ay highlighter'ları takmış bulunmaktayım. Gratis'in Beauris markasından bu jeli highlighter'lardan aldım. Bunların yapıları çok garip. Şimdi size hemen gösteriyorum. İçi böyle. Buna böyle bastırdığınızda bakın hemen böyle içe dönüyor, dökülüyor ve böyle bayağı güzel bir highlighter olarak duruyor. Şu anda yüzümde de var. Makyaj videosu ya yayınladım ya da bundan sonra yayınlayacağım. Orada da bunu kullandım. Görebileceksiniz. Çok öyle aşırı böyle beğenmiyorum. Ama fiyat performans olarak gerçekten çok başarılı bulduğum bir ürün oldu. Bundan dolayı da sizlerle paylaşmak istedim. İkinci olarak ben hani sadece krem olarak kalmasını sevmiyorum highlighter'ımın. Bundan dolayı da ablamdan buldum bunu da. Nars'ın Albatros adlı highlighter'ı. Bu nasıl gözüküyor biliyor musunuz? Böyle sanki sudan çıkmışsınız da böyle parlıyormuşsunuz gibi gösteriyor cildinizi. Ve gerçekten bayılıyorum. Yani böyle o kadar güzel ki her gün böyle süresim geliyor ve hiç böyle hani highlighter gibi yani böyle orada bir şey varmış gibi durmuyor. O kadar doğal gösteriyor ki bunu. O yüzden gerçekten ama gerçekten çok sevdim. Nars'ın ürünlerinin fiyatları hani pahalı ama gerçekten değdiğine inanıyorum. Zaten çok uzun bir süre boyunca kullanıyorsunuz hani. O yüzden çok başarılı buldum. Diğer bir favorim ise yüzümü sabitlemek için. Şimdi yaz aylarında makyaj yaptığımda yüzümü böyle aşırı kalın pudralarla falan sabitlemeyi hiç sevmiyorum. Ondan dolayı yine Nars'tan bir ürünü tercih ettim. Bu da Nars'ın Translucent Crystal adlı pudrası. Bu da böyle nasıl biliyor musunuz? Hani mat bir pudra değil. Zaten görebiliyorsunuz oradan da ve ne kadar kullandığımı da görebiliyorsunuz. Böyle ışıltılı bir pudra ve gerçekten cilde çok güzel duruyor. Hani cildinizde şu anda da yüzümde var. Şuraları falan görüyorsunuz değil mi? Hani normalde bir pudra sürdüğünüzde böyle sizi mat gösterir. Bununla hiç öyle bir sıkıntınız olmuyor. Gerçekten çok severek kullandım bunu ve bayıldım yani. Önceki videolarımı, makyaj videolarımı, vloglarımı falan izlediyseniz bildiğiniz gibi biraz sivilceli bir suratım var. Sivilcelerim geçti ama izleriyle uğraşıyorum şu anda. Günlük hayatımda da makyaj yaparken hani belli noktaları kapatmayı, bütün yüzüme fondöten sürmektense sadece belli noktalara kapatıcı sürmeyi tercih ediyorum. Catrice'in Camouflage Concealer'ını kullanıyorum. Bunu çok seviyorum ama öğrendim ki Catrice artık bunu sanırım Türkiye'ye getirmiyormuş. Ondan dolayı farklı bir tane concealer'a geçtim. Ama bunu bayağı beğenerek kullanıyorum. Rengi de 0-20. Bunun bir açığı daha var. Ama o kış aylarında oluyor. Bu daha bu aylarda falan süper oluyor rengi bana. Bu o kadar doğal duruyor ki size gerçekten anlatamam. Yani böyle yüzünüzde gerçekten hiçbir şey yokmuş gibi duruyor. Videolarımda falan böyle hep bunu sürüyorum. Çok beğenerek kullanıyorum. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Keşke gelse yurt dışına çıkarsam kesinlikle alacağım bir ürün yani. Biliyorsunuz ki benim makyaj rutinimde kirpikler benim için çok önemli. Kirpiklerime gerçekten çok önem veriyorum. Düz kirpiklerim var. Onları kıvırıyorum ama kıvırmakla kalmıyor. Güzel bir rimel uygulamam gerekiyor. Ve çok eski bir favorime geri dönmüş bulunmaktayım. Maybelline'in Lash Sensational adlı rimeli. Bu rimel o kadar güzel ki size anlatamam. Ucu falan böyle. Ve böyle hani istediğiniz görüntüyü elde edebiliyorsunuz. Benim en sevdiğim görüntü hani kirpiklerimin böyle ayrık ama böyle ayrık değil de nasıl biliyor musunuz? Böyle çok fazla durmalarını seviyorum. Ama böyle aşırı abartı rimel varmış gibi durmaları da hiç hoşuma gitmiyor. Bu rimel bana o görüntüyü veriyor. Yani bir sürü rimel denedim. Pahalısından ucuzuna kadar hepsini denedim. Bu orta fiyatlı bir rimel. Ucuz bir rimel demem. Eskiden ucuzdu. Artık değil. Ama gerçekten çok iyi bir işe yaradığını düşünüyorum ve yani başka bir rimel almayı artık çok fazla düşünmüyorum. Aldım ama onları deniyorum ama her seferinde buna dönüyorum. Ya da mesela onları sürdüysem üstüne bunu sürüyorum. Hani çünkü bunun nasıl gözüktüğünü falan çok iyi biliyorum ve çok beğeniyorum. Diğer bir favorim ise
Fi'yi izledim bu ay ve Fi'yi izledikten sonra Serenay Sarıkaya'ya orada yaptıkları Duru'nun makyajında hep bir küçük böyle birinci sezonda bir eyeliner çekiyorlar. Çok ince uçtan böyle ve onu gerçekten çok sevdim. Sonra ne yapayım dedim. Bendeki eyeliner çok işe yaramıyordu ve kalıcı bir şey istiyordum. Göz kapaklarım terlediği için hemen böyle akıyordu o eyeliner. Ondan dolayı ablamın Misha'dan almış olduğu bu Palette Paint Liner adlı siyah eyelinerını denedim ve gerçekten çok beğendim. Bu çok garip bir eyeliner. Hani normal sürdüğümüz tüp eyelinerlere hiç benzemiyor. İçinden bir tane fırçası çıkıyor. Bir de böyle bir tane tüp çıkıyor. Bunda yaptığınız şey şu üstte şurayı görüyorsunuz değil mi? Bunu sıktığınızda buraya çıkıyor ve burayı aslında palet gibi kullanıyorsunuz. Buradan alıyorsunuz, hemen sürüyorsunuz. Fırçası çok ince. O aşırı işinize yarıyor falan. Gerçekten çok beğendim. Kalıcılığı süper. Yani böyle sabah sürüyorum 7'de falan. Akşam geldiğimde hala orada oluyor. Gerçekten bayılarak kullanıyorum. Ve fırçasından dolayı kullanışlılığı da çok kolay olduğunu düşünüyorum. Son olarak makyaj favorilerimde rujlar var. Bu ay 2 tane ruj favorim oldu. Bu Flormar'ın PL01 Vanilla Souffle adlı ruju. Hemen şuraya sürüyorum. Şöyle bir renk. Bu böyle hep çantamda duran renk oldu. Böyle hani gündelik çıktı mesela yemek yedim bunu sürdüm sonrasında. Hem yapısı çok güzel. Böyle mat değil sulu sulu bir yapısı var. Çok beğendim. Fiyatı da gayet uygundu. Ondan dolayı kesinlikle öneriyorum. Diğer bir favorim ise şu anda da dudağımda bu var. Maybelline'in 373 More For Me adlı rengi oldu. Bu Maybelline'in bu yeni çıkan serisinden şeylerden bu. Biraz daha diğerine göre koyu gördüğünüz gibi ama yapıları çok benziyor. Bu Universal Color dedikleri bir tane line çıkarttı Maybelline. Kırmızılar falan çıkarttı. Oradan bulmuştum ve gerçekten çok beğendim. Hani yapısı falan sürüşü o kadar kolay ki böyle direkt çıt 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 karşımda ayna olmasa bile hemen sürebiliyorum. Ondan dolayı çok beğendim. Kesinlikle öneriyorum. Ablam da sürdü, annem de sürdü falan. Herkes de farklı duruyor ama herkes de gerçekten de çok güzel durdu. Evet, şimdi makyaj favorilerim bitti. Hemen bakım favorilerime yetişiyorum. Biliyorsunuz yaz aylarına girdik. Yaz aylarında yüzümüzü korumamız çok önemli. Bundan dolayı ben de bu ay boyunca Yves Rocher'in bu güneş kremini kullandım. Çok başarılı buldum. Hani normalde güneş kremleri çok yağlı olur falan ya. Bu hem böyle güzel bir parlaklık veriyor yüzünüze hem de öyle yağlı bir güneş kremi değil. 50 koruması var ve gerçekten çok memnun kaldım. Bütün hatta kış boyunca falan da ben hep bunu kullanıyordum. Çok sevdim. Diğer bir yüz için favorim ise sabah akşam kullandığım La Roche-Posay'nin bu Effaclar Duo adlı izler için olan kremi oldu. Çok ince bir yapısı var. Böyle hem yanaklarıma hem böyle alnıma falan sürüyorum. Makyajdan önce, makyajdan sonra, yatmadan önce falan çok hafif bir yapısı olduğu için hiç böyle yüzünüze varmış gibi hissettirmiyor. Hem çok güzel nemlendiriyor hem de aynı zamanda izleriniz için çok güzel bakım yapıyor. Bundan da çok memnun kaldım. Çok uzun bir süredir kullanıyorum. Bu ikinci tüpüm falan ve kesinlikle eğer böyle hani sivilce sıkıntılı cildiniz varsa önerdiğim bir ürün. Biliyorsunuz ki yaz aylarına girdik ve yaz aylarının şeyi sıcaklar. Sıcaklarda çok terliyoruz ama hani terledik diye ter kokmamamız gerektiğini düşünüyorum. Güzel kokmak çok önemli. Benim buradaki kurtarıcım da bu XO markasının Black Premium adlı deodorantı. Bu şu sıkmalı olanlardan. Biliyorum çevre için hiç iyi değil. Zaten bunlar bittikten sonra daha çevreci şeyler kullanmaya başlayacağım. Body Shop'tan ya da Yves Rocher'den falan alacağım. Ama bunu şu anda çok seviyorum. Bir kere kokusu süper. Gerçekten çok güzel. Hani böyle o kadar güzel kokuyor ki üstünüze sürdüğünüzde falan da böyle kolunuz kalktığında falan çok güzel bir koku geliyor. Ve kalıcılığını çok iyi buldum. Ondan dolayı kesinlikle almanızı öneriyorum. Ama yani bundansa tabii ki de daha doğa dostu şeyler almanız daha önemli. Onları daha çok öneririm ama eğer bunu kullanmak istiyorum illa derseniz ve bir deodorant arıyorum derseniz Watson's'larda, Gratis'larda bu satılıyor. Bunu öneriyorum kesinlikle. Parfüm olarak da bu ay iki tane favorim vardı. Birincisi bu en sevdiğim. Ted Baker'ın body spreyi. Bu böyle o kadar fresh kokuyor ki bunu böyle her gün şöyle bir şekilde sıkıyorum. Ya kokusu o kadar güzel ki bitsin asla istemiyorum ama çok az kaldı. Annem bunu İngiltere'den gelirken bana almıştı. Ama o kadar güzel kokuyor ki yani. Ya keşke parfüm olsa alsam, o derece çok seviyorum bunu. Diğer bir favorim ise bunu da Gratis'ten almıştım. Böyle çantama atayım diye aldım. Bu daha böyle bana çocukluğumu andırıyor. Hatta Çiğdem'le koklamıştık. Çiğdem'le böyle 2 saat boyunca bu bize neyi andırıyor falan filan diye düşündük. En sonunda bulduk çocuk... Ay...
Al işte. En sonunda bulduk, çocukluğumuzu andırıyormuş. Gündelik hayatta kullanmak için, çantaya atmak için çok uygun bir ürün olduğunu düşünüyorum. Sonralıkla başka bir favorim olan, yine böyle kokulardan falan giriyorum, kremlerden. Body Shop'ın Fall for Pumpkin adlı kremi. Bu sonbahar zamanında çıkmıştı. Bu limited edition çıkanlar oluyor ya. Onlardan, ama bunun kokusu o kadar güzel ki. Bunun içinde Madagaskar'dan vanilya varmış ve bal kabağı kokusu varmış. Ya size ne kadar güzel kokunu anlatamam. Bunu neden öneriyorum? Şimdi bunu şu anda alamıyorsunuz, evet. Ama bazen Body Shop hani sonbaharda çıkarttığı koleksiyonu bir sonraki sonbahar falan bir daha çıkartıyor. Belki bu sonbaharda bir daha getirtirler. Ondan dolayı eğer bulursanız almanızı öneriyorum. Ben bunu aldığımda indirimdeydi. Hatta 100 liraymış. Ben böyle 70 liraya falan almıştım. Yani 70 lira yine fazla ama kokusu beni almıştı. Böyle artık yapmayı sevdiğim şey, yatmadan önce falan şey yapıyorum. Bunu alıyorum böyle, hemen vücuduma falan sürüyorum. Kokusu çok kalıcı. Sonraki güne kadar falan hemen kalıyor. Ondan dolayı da bayağı beğenerek kullanıyorum ve çok güzel nemlendirdiğini düşünüyorum. Özellikle şu dirsekleri, ayak bileklerini falan çok güzel nemlendiriyor. Şimdi geldik saç favorilerine. Saçlara bu ay takmış bulunmaktayım. Hani gerçekten taktım. Böyle saçlarımı uzatmak istiyorum ve bayağı bakımlı olmalarını istiyorum. Aslında bayağı uzadılar. Benim kurtarıcılarımdan biri olan Urban Care'in bu biyotin ve kafein serisi oldu. Bu seriyi her gün, ya her gün değil de duşa girdiğimde kesinlikle kullanıyorum. Bu şampuanı, bu çok garip, size söylüyorum. Ben bunu maske sanarak aldım. Ama peeling şampuan diyor. Nasıl biliyor musunuz? Ve bunu her gün kullanmıyorum. Ama bildiğiniz böyle saç derinize uyguluyorsunuz. Ve böyle içi partikül partikül. Hani bildiğimiz böyle şeyler gibi değil. Şurada görebilirsiniz. Ve böyle o içindeki peeling parçaları çözülmeye başlıyor. Ve saçın uzamasına yardımcı oluyormuş. Bu da duştan sonra sıkılan sprey. Bu saçın böyle uzamasına falan yardımcı oluyormuş. Nemli veya ıslak saçınıza uyguluyormuşsunuz. Bu da böyle hem saçın açılması için falan çok yararlı oluyor. Ama bundan önce keşfettiğim şey ise Elsevier'in bu kremiydi. Bunu da duştan çıkınca yine uyguladım. Çalkalamanız gerekiyor çünkü yağlı bir yapısı var. Çalkaladıktan sonra bu duştan çıktığımda saçımın böyle daha rahat taranabilmesi için böyle fıs fıs sıkıyordum. Hatta şimdi bile sıkabilirim. Böyle çok güzel kokturuyor aynı zamanda. Ve çok canlı gösteriyor saçlarınızı. Ve kokusu şahane ya. Gerçekten çok güzel kokuyor. Diğer saçlarıma bu ay yardımcı olan şey ise bu ürün. Bu Zeyla sanırım. Nasıl okunduğunu bilmiyorum bu markanın. Goldsmith'in keratinli saç maskesi. Bu gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Yani bayağı bitirdim. Şuradaydı. Bayağı şurada falan şu anda. Bunu haftada 1-2 falan saçıma uyguluyorum. Hem maske, böyle duş alıyorum. Duş alırken saçıma bunu sürüyorum. Sonra o sırada vücudumu falan yıkıyorum. Bu da o sırada saçıma bayağı emiyor. Ondan sonra duruluyorum ve böyle duştan çıktığımda nasıl biliyor musunuz? Böyle saçlarım böyle kaygan kaygan oluyor, böyle parlak parlak oluyor, dümdüz oluyor bir de. Gerçekten bayılarak kullanıyorum. Ve evet, bakım favorilerim de bu kadardı sanırım. Şimdi bakım olmayan, daha böyle aktiviteler, izlediğim diziler, okuduğum kitaplar falan, onlara gelelim. İlk olarak belki videolarımda da fark etmişsinizdir, çok fazla takı takmaya başladım. Bahçeli Evler, Tunalı falan, oralarda hep takıcılar var ve oralardan bir sürü takı almaya başladım. Boynumda gördüğünüz bu kolyeleri, şu yay burcunu gösteriyor. Bu da zincir. Bunları Tunalı'dan aldım. Sonra şu kulağımda gördüğünüz küpeleri, şuna bayıldım ya, şu ikinciye. Bunları Bahçeli Evler'den aldım. Yani böyle takı takmayı falan bayağı beğenmeye başladım. Çünkü çok güzel durduklarını düşünüyorum. Diğer bir favorim ise yeni aldığım Atosun Optik'ten bir gözlük oldu. Tommy'den böyle bir güneş gözlüğü aldım. Böyle gözüküyor ve gerçekten bütün böyle hem yüz şeklime çok uyduğunu düşünüyorum. Hem de güneş çok güzel bloke ediyor. Ve Atosun'da çok güzel indirim vardı. Oradan almıştım. Yani fiyatını neredeyse yarı yarıya falan aldık. Ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. Atosun'a böyle gözlük için falan bakmanızı öneriyorum. Çok güzel şeyler oluyor ve çok daha ucuz fiyata buluyorsunuz. Kitap favorisi olarak bu ay Sabahattin Ali'den İçimizdeki Şeytan adlı kitabı okumaya başladım. Şu anda yarısındayım ve şu andan söyleyebilirim. Bu aralarki en favori kitabım olacak kesin yani. Kitabın konusu falan gerçekten çok güzel, çok sürükleyici. Akşam yatmadan önce falan böyle bir bölüm bir bölüm falan okuyorum. Hem kafamı dağıtmak için çok güzel oluyor, hem de böyle insanların arasındaki ilişkileri falan görmek, böyle başka bir gözden bir yazardan okumak falan çok güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu ayki favori kitabım şu anda. Hemen telefonumu alayım. Size bu ayki dizi favorilerimden bahsedeceğim. Ben artık Netflix'e üye oldum ve Netflix'ten sürekli izliyorum. Ondan dolayı bu ay Fi'yi izledim öncelikle. Fi'yi gerçekten çok sevdim. Hani
çok değişik bir dizi olduğunu düşünüyorum. Hani psikolojisi falan o kadar değişikti ki dizinin, hani hiç böyle bir dizi görmemiştim gerçekten. Sonra Netflix yapımı olan Society'yi izledim. Çok güzel bir diziydi. Hani bizim yaşımızdaki insanların böyle tek başlarına kalsalar nasıl bir toplum kuracaklarını falan çok güzel gösteriyor. The Rain'i izledim. Yağmur olan. Danimarka yapımı. Süperdi. Zaten birinci sezonunu izlemiştim. İkinci sezon çıktı. Bir günde bitirdim. Çok güzeldi yani. Konusu falan böyle, çekimleri, oyunculuk falan süper o dizide. Onu da kesinlikle öneriyorum. Bir de Black Mirror'a başladım. Black Mirror bildiğiniz bağımlılık yaptı. Yani böyle her gün oturup izliyorum resmen. Birinci sezonu pek sevmedim. Yalan söylemeyeyim. İkinci sezon, üçüncü sezon, şimdi yeni sezon çıktı. Beşinci sezon sanırım. Gerçekten çok güzel. Hani buldukları teknoloji, teknolojinin size yaratabileceği sorunu falan çok güzel anlatıyorlar. Ve insanda böyle bir gerçekten farkındalık yaratıyor. Ondan dolayı Black Mirror'ı izlemenizi de çok güzel öneriyorum yani. Bir de Netflix filmi olan Tükeniş adlı filmi izledim. Ya size şöyle diyeyim. Netflix'in bence yapmış olduğu en iyi film. Kesinlikle öneriyorum. Gerçekten çok güzel. Onu kesinlikle izleyin yani. Hani böyle hiçbir şey düşünmeden böyle bu akşam falan boşsanız oturun izleyin yani. Benim bu aralarki favorilerim bu kadardı. Bayağı şu anda önümde hepsi duruyor. Bayağı fazla varmış aslında. Böyle daha fazla biriktirdikçe, bunlar değiştikçe falan yenilerini çekmeye devam edeceğim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve daha fazla benden video görmek isterseniz kanalıma aşağıdan abone olmayı, hemen şu aşağıda duruyor yani, abone olabilirsiniz yani. Çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok 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 seviyorum. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.